esprili, neşeli, pozitif bir haberden biraz gerginlik aslında dolu bir şeye geçelim. Aslında kendisi de pozitif bir isimdi. Ama onu da çıldırttılar. Neden bahsediyoruz? Komedyen, oyuncu, sosyal medyadaki videolarıyla herkesin sevgilisi olan Yasemin Sakallıoğlu dışarıda bir hayranıyla karşılaşıyor. İşte fotoğraf çekilebilir miyiz diyor o kişi. Sonra da bir ara diyor ki ya biraz zayıflasan aslında çok güzel kızsın cümlesini kuruyor. Kurmasıyla birlikte hep gülen ve güldüren Yasemin çileden çıkıyor. İşte isyanı. Peki. Abla, pilates duanyenisin resmi. Çok iyi değil mi? Bak, harika. Döndüğümdeki esneklik belli mi? Ablam, vallahi bu kadar esnek olacağını ben bile tahmin etmiyordum. Bak, şunu story'e koyacağım. Nefes. Al. Nefes. Bak, çok güzel değil mi? Ablam, süper. Peki, dik duruyor. Önce kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranını geri çevirmediğini, hayranınınsa kendisine kilolusun dediğini anlattığı bir yazı paylaştı. Ben kendi kilomla dalga geçebilirim ama sizin bana kilolusun demeniz benim bunu tolere edebileceğim anlamına gelmiyor diyen komedyen, ardından paylaştığı hikayelerle yaşadığı durum üzerinden adeta toplumsal bir mesaj verdi. Yaşadığı olayı anlatmasının sebebinin benzer hareketler sergileyen kişileri uyarmak olduğunu söyleyen Yasemin Sakallıoğlu, ben 33 senedir diyet yapıyorum, kilo vermek çok mu kolay diyerek sürdürdü isyanını. Normalde bunu paylaşmayacaktım. Yani diyecektim ki ben bu hanımefendinin ve yanımda başka bir arkadaşım da var. Yanında bir de oğlu var hanımefendinin. Aslında bu hanımefendi ve bu hanımefendi gibi insanlar, onun etrafında belki de bu kadının bu sözlerine katlanan bir sürü insan var. Yani sen çok mu kolay ya kilo vermek? Ben 33 senedir diyet yapmaya çalışıyorum. Çok mu kolay arkadaşlar? Belki benim çok sorumluluğum var. Belki ben yiyerek rahatlıyorum bu hayatta. Belki dertlerimle öyle başa çıkıyorum. Yani benim komedyen oluşum, benim her şeyle barışık olduğum anlamına gelmez ki. Belki barışmaya çalışıyorum ben kendimle böyle yaparak. İnsan kendinden yola çıkar yani. Bir şeyle çok dalga geçiyor oluşum, onun üstesinden geldiğim anlamına gelmiyor. Komedi benim durumlarla başa çıkabilme yöntemim. Yapmayın gözünüzü seveyim yani. Bir insanın yüzüne karşı kilolusun lütfen. Yani siz başardıysanız helal olsun, ben başaramadım. Oyuncu Demet Özdemir de Sakallıoğlu'nun sitemini kendi hesabında paylaşarak destek oldu başarılı komedyene. Kocanın suratına bakmayacaksın kızım. Kocanın suratına at. Cebine bakacaksın ne kadar veriyorsun. Sakallıoğlu'nun hayranıyla arasında geçen diyalog hakkındaki son sözleri de birine ay zayıflasan çok güzel kızsın deyince iyilik etmiş olmuyorsunuz. Kilosu olan kilolu olduğunu başkası söyleyince öğrenmiyor. Kimseye bunun haberini vermenize gerek yok. 3-5 kilo veren herkese sen de zayıfla deme hakkına sahip oluyor birden. Bu ülkenin yeterince diyetisyeni var. Patavatsızlığınızla kimin nasıl görünmesi gerektiğine karar vermeye çalışmayı bırakın olur mu? Çünkü bu ülkede birçok kadın duygusal açlık çekerken bir de etrafından yiyeceği mobbinge ihtiyaç duymuyor. Yeterince tokuz yani oldu.